Herkese tekrardan merhaba dostlar. Ben Murat Barutçu. Yepyeni bir Planet Zoo bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde hem şöyle bir hayvanlara genel olarak bir bakacağız, hem de şu bölgeye yeni bir habitat yapacağım. Hatta iki habitatlık yer yapacağız ama diğer habitatı bir sonraki bölümde dolduracağım. Şuradaki restoranı biraz canlandırmak istiyorum. Restoranın etrafına binalar koymak istiyorum artık, habitatlar. Şuradaki tesisi biraz büyüttüm. Şöyle sizlere de göstereyim. Şuraya işte tekrardan ticaret merkezidir, veterinerdir, dinlenme yeri zaten yapmıştık biliyorsunuz. Etrafını şöyle biraz ağaçlarla süsledim ki şöyle baktığımızda olumsuz etki, misafirler üstündeki olumsuz etkisini sıfıra indirelim şu yol üzerinde. Akabinden şu köşeye bir tane teraryum daha koyarız. Onlar da planlarım arasında. Geri kalan yerlerde de şöyle yine köşeleri ve yolları şu şekilde, mesela şuradaki yerler gibi birazcık süsledim, öyle söyleyeyim sizlere. Şuralara daha tamamlanmadığı için benim gözümde şuralara herhangi bir süsleme yapmıyorum. Bu arada bir yaşam alanı kirliliğinden bahsetti. Evet, tavus kuşlarımız bayağı bir kirletiyor ortalığı. Neden diyeceksiniz? Tavus kuşları çok hızlı yürüyor arkadaşlar. Tavus kuşlarının üremesini bir şekilde engellemeniz lazım. Şu an ben doğum kontrolü uygulamışım ama yine de kalabalıklar aslında. Şöyle iki tane daha dişiyi doğaya salarsam, bakalım, 3'e 3 kaldılar. Tamam, 6 tane kaldılar. Şimdi buralara da birer tane temizlik görevlisi mutlaka gelecektir. Hatta şöyle oyunu bir tık hızlandıralım. Bakıcı atandı diyor çünkü. Buraya bakıcı gelecektir. Bunları temizleyecektir ki temizliyor şu anda. Gördüğünüz gibi kirlilik çok olduğu zaman, nüfusları sizin planladığınızın çok daha üstünde olduğu zaman, bir, bu sert sığınak sayısı yeterli olmuyor, kapasitesi. Hayvanların mutluluğu düşüyor. Artı çok fazla etrafı kirlettikleri için hastalık riski artıyor. Bakın 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 kim gidiyor. Bak, bizim turumuz geziyor ve bayağı bir artık arttı tura gelen insanların sayısı. Şöyle bir şey yaptım bu arada, onu arttırmak için sayıyı. Şu tur başlangıç noktasını şuradan şu noktaya aldım. Biraz daha kalabalık bir noktaya getirdim. Her neyse, çok da lafı uzatmayalım. Bunlar zaten bildiğiniz, alıştığınız şeyler. Şu anda bunların hepsini gösterdim bir önceki bölümlerde. Ayrıca abone olursanız da çok mutlu edersiniz beni. Abonelikleriniz benim tek motivasyon kaynağım, öyle söyleyeyim. Şimdi buraya bir tesis hemen inşa edelim efendim, lafı çok uzatmadan. Yaşam alanı diyelim. Şimdi buraya koyacağım hayvan Çin, neydi adı, hemen bakalım. Çin pangolini. Bu arada aldım 3 tane hayvan, koydum şimdiden. Çünkü erkeğini bulamamak ya da dişisini bulamamak gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Şöyle oyunu durduralım. Ve yaşam alanı diyelim. Bunlar birazcık utangaç hayvanlar. Nereden anladın derseniz, şuraya Çin pangolini diyelim. Bakın şurada insanlarla ilişkisi utangaç. Ya ne demek istiyor insanlarla ilişkisi utangaç derken? İnsanları gördüğü zaman büyük olasılıkla strese girecek bu hayvan. O yüzden insanları girmeyeceği şekilde yapacağız. Görmeyeceği şekilde, çok özür dilerim. Biz araştırmıştık biliyorsunuz tamircimize. Önceki bölümlerden onu da görebilirsiniz. Çift taraflı bir cam yapacağız. Ve camın siyah tarafının hayvana doğru baktığından mutlaka emin olun. Yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor koyduğunuz çift taraflı bariyer. Şimdi şu iki tane yer buna yeter. Şurayı biraz daha büyük yapacağım. Geri kalanını da taş duvar yapalım şöyle. Aslında bu kadar geniş yapmamak lazım habitatları. İnsanlar sonra göremedikleri için şikayette bulunuyorlar. Burayı da şöyle birleştirirsem süper. Şimdi hemen bir düşünelim, düşünelim, düşünelim. Bizim insan şeylerimiz, bakıcılarımız buradan gelecekler. Şuraya şöyle bir personel yolu yapabiliriz. Aynen. Personel yolunun ondan arkasından da dolandırayım. Çünkü onunla ilgili de bir planım var. Şöyle burayı biraz daha büyük yapacağım.
Şimdi hemen şu yolu da çekelim. Bu yol kısmı çok bence önemli çünkü bütün şeyi yollar belirliyor plan programınızı. Tamam. Şimdi şunu bağlayabilirim. Tamamdır. Süper. Bu da bir sonraki bölümde yapacağımız habitat için yer. Öyle söyleyeyim. Hemen şu bariyerlerden bir kapı koyalım şuraya. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi hemen hiç bekletmiyorum sizleri. Ve şuradan şu hayvanları buraya taşı diyorum. Şuradan çıkartmaları gerekiyor mantıken. Oyunu başlatalım. Çünkü buraya artık bir tane ticaret merkezi yaptık ya. Bakalım. Al bakalım hadi oradan. Evet. O evet, bunu da size söyleyeyim. Bir hastalık var şu anda. Tavus kuşlarında başlamıştı o hastalık. O hastalığı da bu arada araştırıyorum. Bir yandan veterinerimizle. Hastalık konusunda da anladığım kadarıyla ne kadar araştırma yaparsanız o kadar hızlı ön tanı koyma ve karantinaya aldığınızda da o kadar hızlı iyileştirme şansınız oluyor. At bakalım hayvanımızın ilkini. Tamam, biraz küçük bir hayvan gördüğünüz gibi. Hemen öncelikle şuna bakacağız. Şuradan yaşam alanında kaçabileceği bir yer var mı? Şu an için kaçabileceği bir yer yok. Oyunu durdurdum. Şimdi hemen tesisler. Dış tasarımı yapalım. Öyle söyleyeyim sizlere. Hemen şunu bir tane şuraya koyalım. Bir tane de şuraya koyarsam tamam olacak. Şuraya da bir tane. Hemen bakalım şimdi burada çimpangolini. Şöyle yeter. Çok bile olmuş olabilir. Gerçi bu taraftakini çok fazla açmayacağım. Çünkü yan tarafa da biliyorsunuz bir tane şey koyacağız. Tamam. Çok iyi oldu. Hemen şuradan tesislerden güvenlik kameralarına gelelim. Şuradan güvenlik ve suçtan kameraları seçelim. Tamam, çok iyi. Buraları da hemen bir kamerayla şöyle yapsak kafidir sanırım. Şurada hiç kameramız yokmuş. Bunu iyi fark ettik. Şuraya bir kamera. Şu yol üzerine de bir kamera koyarsam. Güzel. En azından insanların böyle kendini tedirgin hissedebileceği bir ortam yok şu anda. Zaten polis sayımız birazcık az. Hemen şuradan unutmadan kesinlikle ve kesinlikle şundan iki tane koyuyoruz. Çöplere bakalım. Şimdi şu köşeye bir... Gerçi bu köşeye şey koyacağız değil mi? Bu köşeye olmaz. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şimdi. Buraya kadar her şey güzel. Hayvanımız insanları görmüyor. Burada eğitim noktalarını koyduk. Para atmaları için yer koyduk. Şimdi tekrardan eğitime gelip şöyle bir eğitim noktası yapalım. Buraya bir amfi kuralım. Tamam. Bunun yalnız şöyle. Snap konumlandırmayı açtığınızda otomatik kendi yerini bulacak. Şimdi çimpangolini ayaktaki insanlara da yer vereceğiz. Oturma yerini bağladım. Ayaktakilere yer ver. Ne zaman olsun? Biraz kış aylarına doğru olsun. Şöyle Kasım gibi olsun. Tamamdır.
Şimdi bu küçücük yere çok güzel yerler, şeyler inşa edeceğiz. İsterseniz şöyle yapalım. Her zamanki gibi bozmayalım geleneğimizi. Ben burayı hemen yapayım şu hızlı bir şekilde ve karşınıza geleyim efendim.
Şimdi burayı bu şekilde, çünkü bu hayvanlar çok fazla bitkiyi sevdiği için bitkilerle doldurdum efendim. Şuraya şöyle güzel yine bir tatlı bir su koydum. Yalnız şu şeye bakalım. Bu suyu koyduk ama. Ucundan dokunuyor acaba, kurtaracak mı bilmiyorum. Bu suyu sürekli bir takip etmek gerekiyor bence. Da nasıl takip edeceğiz bilmiyorum. Suya tıklayamıyoruz şu anda, öyle bir duruma dönüştü burası. Her neyse, bir olmadı en kötü ihtimalle şöyle arka tarafa bir yere bir tane daha su arıtma cihazı koyarız. Şuradaki su arıtma cihazını kaydırma şansımız şu an için çok görünmüyor. Hemen şöyle şuraları da ufaktan süsleyelim. Çünkü artık burası ile işimiz bitti, öyle düşünüyorum. Böyle rastgele şeyler atıyorum. Ya tatlı da durduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, siz de tabii yorumlarda belirtin mutlaka. Yani güzel görünmediğini düşünüyorsanız koyduğumuz şeylerin. Her zaman ben kendime göre sadece şu anda yapıyorum. Sizler de şu ana kadar beğendiğinizi söylediniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bazen buraya koyduğumuz şeylerde de şöyle bir sıkıntı olabiliyor bu arada, onu da söyleyeyim. Çitin arka tarafına geçtiği anda koyduğumuz ağaçlar falan bazen hayvanları rahatsız ediyor. Uyumlu olmuyor onların habitatıyla. Onu da bir kontrol edeceğiz tabii ki. Şöyle bir ot arıyorum ama. Yani gibi. Şimdi hayvanların bir de ekstradan şey yapmamız gerekiyor. Şuradan hayvanat bahçesi deyip araştırma yapmamız gerekiyor ki. Şimdilik şu acaba hastalığı araştırmasak mı? Ama son seviyesine gelmiş. Şöyle yapalım, bu araştırmayı tamamlayayım. Sonra bu hayvandan araştırmasını da fullleyeyim ben. Hatta araştırmaya verirken de Çin pangolini şu şekilde, hatta ona da vereyim. Ben bu arayı birazcık hızlı bir şekilde geçeyim. Araştırma da tamamlansın. Hayvan zenginleştirme ile ilgili şeyleri de koyalım. Çünkü mesela şu anda gördüğünüz gibi şurada Çin pangolini dediğim zaman tamam bir şeyler çıkıyor ama buna özel şeyler de çıkacaktır illaki. Hemen geliyorum. Araştırmaları yapmaya çalışırken kış geldi arkadaşlar. Bu hayvanın hemen şöyle bir oyunu durdurdum. Bir tanesine tıklayalım. Gördüğünüz gibi yaşam alanında sıcaklık ve araziyle alakalı bir sıkıntısı var. Hemen sıcaklığına bir bakalım. 12 ila 42 derece arasında. O zaman şöyle yapabiliriz. Bizim diğer kurduklarımızdan bir tanesini alalım. Şurada bir tane var. Şunu şöyle kopyalayalım. Ve tam şöyle habitatlarının ortasına. Aynen, tam şuraya bir tane koyalım. Bir oyunu başlatalım. Şimdi ne durumdalar? Hemen şöyle birazcık hızlandırayım. Tamam, refahları düzeldi. Arazide ilgili sıkıntı da şu yüzden, arazide şu anda kar var %44. Karı beğenmiyorlar, çok önemli değil. Kar gittikten sonra orada düzelecektir illaki. Bakalım şöyle çiftleşen var mı? Yok, aslında bu çok sıkıntılı bir durum. Burada bizim bir şekilde çiftleşmelerini sağlamamız lazım, soylarının tükenmemesi adına bizdeki. Ha bakın, eğitim de geldi şimdi. Hemen şöyle hocamız da gelene kadar hızlandırayım. Şöyle uyarılara da gözle şöyle bakalım. Tamam, araştırmamız başladı, devam ediyor. Evet, burada bu şekilde eğitimimiz de devam ediyor. Tamircimiz bu arada yiyecek reyonlarını araştırmayı tamamladı.
Pardon, içecekleri araştırmayı tamamladı. Şu an yiyecekleri araştırıyor. Hemen şöyle, içecekler tamam. Yiyecekleri araştırıyorum. Çünkü yiyecek ve içecekle ilgili yerleri böyle farklı değişik yerler yapmak istiyorum. Şimdi hemen size de şöyle bir şey göstereyim. Bu arada şurada hayvan refahı diyelim. Hayvan refahı ile alakalı bir sıkıntı, durum yok. Bir de temizliğe bakmamız lazım. Nasıl bakılıyor temizliğe? Hemen bakalım. Yaşam alanı. Yaşam alanı temizliği. Şu neden bu kadar kirliymiş ki acaba? Çürük yiyecekler var. Oo. Şuraya bir bakıcı hemen gelip halledebilirse çok sevinirim. Bir de şöyle bir sıkıntı denk geldi. Onu da hemen sizlere söyleyeyim. Şurada yan tarafta ara sıra görüyorsanız şey diyor. Misafirleri aşırı derecede olumsuz etkileyen koşullar var diyor. Koşullar ne diye bahsedecek olursak, şuradaki transformatörle su arıtma cihazını bahsediyorlar. Şu anda bu arada onları temizlemiş olman lazım. Aynen, tamam, güzel. Kirleri de temizliyor. Gördüğünüz gibi burada bir sıkıntımız yok. Şuradan geçiyorlar. Neden buradan geçiyorlar diye soracak olursanız da, şu tur rehberimiz sağ olsun, turdaki insanları şöyle alıp şuradaki noktaya getirdikten sonra şuradan geçiriyor. Ona bir bakacağım. Buradan geçmeni engelleyen bir şey var mı, yok mudur diye. Yani şuradan misafir bariyeri. Şöyle bir şey koysak acaba etkiler mi? Bir şuraya, bir şuraya şundan koyalım. Şundan da bir tane koysam ya da gerek var mı? Yok ya. Şöyle bir girilmez işareti koyalım. Şuraya da bir girilmez işareti koyalım. Bakalım tekrardan girecekler mi? Çok merak ediyorum. Yani şu iki tane şeyi binanın önünden geçiyorlar ki bu binanın bir tanesinde arıza var. Çok hızlı bir şekilde tamirci arkadaşın gelmesi lazım. Ve şu anda geliyor. Aynen geldi. Bakalım sorunlarımız neler? Hayvan aç ne demek ya? Orman akrebi de aç. Heh, orman akrebini beslemeye geldiler. Tamam, bunun açlıkla alakalı sorunu çözüldü. Flamingoları da beslerler artık diye düşünüyorum. Şuradan da deve kuşlarımızın sayısı bir tık artmış mı? 6 tane dişi, 2 tane erkek var. Şöyle yapabiliyor muyuz? Yaşlıları. Bunu gönderemiyoruz. Bunu doğaya gönderebiliyorum. Erkek çok az var işte, sıkıntı orada. Hadi şu ikisini doğaya salalım. Kalabalık olsunlar istemiyorum çünkü hem hayvanı temizlik anlamında doğasına sıkıntı büyük oluyor. Hem de sert sığınak dediğim gibi yetmiyor. Suyun da temizliği iyi gibi duruyor. Ucundan dokunuyor suya ama yeterli görünüyor. Bu hayvan hala aç bu arada. Açlık gitti. Şu veteriner araştırmasını bitirip geliyorum. Ve araştırmayı tamamladı. Çin pangolininin araştırması tamam. Hemen bir oyunu yavaşlatalım. Yaşam alanı diyelim. Çin pangolini seçili. Çok güzel. Şöyle bir tane oyuncak şuraya koyalım. Yavaş besleme varmış. Şurada bir kaşıma aleti gibi bir şey var. Şöyle koysak. Güzel. Bunları da o şekilde bir, yani öyle bir yerleştiriyorum ki bu arada hani seyirciler baktığı zaman izleyiciler görebilsinler şuradan. Şunu da şöyle şuraya koysak.
Bir tane de şundan koyalım. Hemen şöyle bir bakalım. Zenginleştirme tamamdır. Evet, böyle güzel de bir habitat daha eklemiş olduk. Bir sonraki bölüme bırakalım şuraya teraryumu kurmak ve şu yan tarafa yapacağımız ikinci habitat için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı, videonun altında yorum ve görüşlerinizi bırakmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, oyunsuz kalmayın efendim. Sizi yeni koyduğumuz hayvanlarla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.